Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərqi Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xalqaralıq taratqular Xitayının apet doğrusudu haberdar qıtışının çekilişi mümkünlükini bildirdi. Xitay rejimi qanunga ciddi tüzüş kirgüzüş arqılıq taratqularının apet doğrusudaki haberlerini çekilişi mümkün. Janubiy Xitay Sahar Poştisinin 1 yanvar xabar qilishicha, Xitay rejimi ciddi ahvolga taqabul turish qonuniga tuzish kirgizishni planlagan bo'lib, bir qism kishilar Xitay kommunist rejimining taratqularining ofat va hodisalarini xabar qilishiga texmo ko'p cheklama qo'yishi mumkinligidan andisha qilgan. Atalmish Xitay xalq qurultiyi e'lon qilgan ciddi ishlarni bartaraf qilish qonunining tuzilgan nusxasida ziyorat qilib xabar to'plash va dokulat qilish tizimisi barpo qilishi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, ammo buning nima ma'nini bildiradiganligi to'g'risida tafsiliy tushuncha berilmagan. Axborot mutaxassislarining qarashicha bu qonun taratqularning tasodifiy voqealarni xabar qilishini cheklab qo'yishi mumkin bo'lib, ammo uning unumi Xitay rejimining uni qanday ijro qilishiga bog'liq ekan. Xitay rejimi bu qonun loyihasi haqida mo har doim qadak yasalmiligi bo'yicha 27 yanvargacha oshkora holda ommaning fikrini to'playdiganligini bildirgan bo'lsa-mo, mutaxassislar buning Xitay rejimining o'zgarmas siyosiy ekanligini, Xitay rejimining har qanday bostirish siyosatini atalmış xalq uchun xizmat qilish shuori ostida ijro qilib kelganligini, dunyoda mustabidligi bilan tunilgan Xitay rejimining qilch taptartmasdan butun Xitay miqyosidagi eng cho'ng organlardan tartib yezilardagi ommaviy hojatxonaning tomlarigacha xalq uchun xizmat qilamiz deb yizib olishida mubakrak tragediyalik komediya yo'qligini bildirishmoqda. Xitoyning iqtisodiy va nufus ahvoli diqqat qo'zg'imoqda. Xitoyning iqtisodiy va nufus ahvoli kishilarning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, munosabatlik statistikalik ma'lumotlari 17 yanvar e'lon qilindi ekan. Xitay Markaziy Axborot agentligi bilan Xinhua agentligining bu haqda e'lon qilgan xabariga asoslanganda, iqtisod va nufus ahvolini umumiyuzlik tekshirish va dehqonchilikni tekshirishdan boshqa Xitoydagi 3 qarorlik nufus tekshirish tartibining biri ekan. 2023 yildagi sonliq ma'lumotni o'z ichiga olgan 5-chi qatimliq butun Xitay miqyosidagi iqtisod va nufus ahvolini naq maydonda tekshirish va tizimlash 1 yanvar rasmiy boshlandi ekan. Xabarlarga qaraganda taxminan 2 million 100 000 xodim korxonalarga ichkirlab kirib, 1 million 160 000 nufus tekshirish rayonidan sonliq ma'lumot to'playdi ekan va tizimlaydi ekan. Bu jarayonda tunji qatim nufusga kirgizish, chiqirish birlikda ishga oshirilgan bo'lib, bu orqali xalq egiligidagi kasblar o'rtasidagi iqtisodiy bog'lanishni egallaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi o'tgan yilining 5-ida e'lon qilgan nufus ahvoli haqidagi dokladda 2022 yili 61 yildan buyon tunji qatim nufusning pasib ko'payganligini e'lon qilgan bo'lib, shu yilning oxirida Xitoyning nufusi 1 milliard 211 milliondan oshgan bo'lib, oldingi yilning oxirgi mazgiliga qaraganda 850 ming ozib ketganligi bildirilgan edi. Gollandiya özek ishlab chiqarish uskunalarini Xitoyga eksport qilish ijozatnomasini bekor qildi. Gollandiya hukumatı bir qism özek ishlab chiqarish uskunalarini Xitoyga eksport qilish ijozatnomasini bekor qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Gollandiya özek uskunalarini ishlab chiqarguchi ASML shirkatining 1 yanvar Gollandiya hukumatining optik o'yma mashinasi qatorliq uskunalarini Xitoyga eksport qilish ijozatnomasini bekor qilganligini aytgan. Bosh shtabi Gollandiyaning Veldhovenga joylashgan ASML shirkati bayonotida Gollandiya hukumatı yaqinda 2023 yili tarqitilgan NXT2050i va NXT2100i optik o'yma sistemasining ijozatnomasini qisman bekor qilib, ostondagi Xitoy xaridorlariga ta'sir qildi degan. Bloomberg xabar agentligining xabariga asoslanganda bu ishdan xabardor kishilarning aytishicha ASML bu xil oliy darajalik özek ishlab chiqarish uskunalarini eksport qilishni cheklash tartibi yo'lga qo'yilishdan bir qancha hafta ilgari Biden hukumatining talabiga binoan Xitoyga bir qism uskunalarni sotish ijozatnomasini bekor qilgan. Gollandiyaning Xitoyga qo'ygan yangi cheklamasi 1 oyda to'liq yo'lga qo'yilishdan burun Gollandiya shirkatining qo'lida eng yuqori darajadagi 3 ultra binafsha nurli optik o'yma mashinasini Xitoy shirkatlariga sotish ijozatnomasi bor ekan.
Ekvaldan haberdar kişilerinin eğitişçe Amerika Devlet Beyhatarlık Meslehatçisi Jack Sullivan 2023 yılının ahırıda bu iş doğrusudu Gollandiya hükümeti bilen görüşken bulup, Gollandiya emeldarları Amerika'dan ASML bilen bivasta alakı kılışını talep kılgan. Bu özgürüş kançılık üskünüge çetildiğalıqı enik emes bulup, her bir üskününün yakki bahası netçi 10 milyon dolar iken. Xitay bayçakları yeni yılda devamlıq tövelledi. Xitaydaki iqtisadi qiyinçiliknin devamlaşışığa ağışıp, Xitayning bayçakı yeni yıllıq demelişdin kiyimi devamlıq tövelledi. Bloomberg haber agentliğinin bugünkü haberide bildirilişe, işlep çıkırış ve öysetiz sallıq malumatları Xitay iqtisadının istihbalığı bolğan endişini küçeytken bolup, bu sebeplik Xitay bayçakı yeni yılının 5'de tövelleb, CSI 300 körsetküçü 1.1% tövelligen. Xinjiang Xitay karxana körsetküçü 1.8% tövelleb, rayondaki iş badisi en naçar devletlerinin birige aylanğan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy pay bozori 2023 yilda faqat bir qancha savdo kunida o'rligan bo'lsa-mu, ammo yer shariviy mablag' solg'uvchilar yangi yilning birinchi savdo kunida Xitoy o'lkalaridagi pay bozoridan 505 million dollarni chekindirgan. İsrailiyaning G'azzaga qaratgan vayron qilish xarakterlik urushi 2-chi dunyo urushiga o'xshatildi. Valkoçisi gezdenin 1. yanvar haber kılışça, İsrailiyanın Gazze'ye karatkan tacavuzculuk uğraşı veyran kılış çehette 2. Dünya uğraşığı uğuşturulgan bulup, süni hemra suretleri arkalık tayarlanan dokulatta Gazze'ni kayıtı kurup çıkış üçün 13 yıl yetişi mümkünlükü veyrançılıkının mülkerdekiden iğir işkerliki ilgiri sürülgen. Xabarda İsrailiya uruş davomida G'azzani 29 ming qatim bombardimon qilgan va top o'qi otganligi bombardimonda G'azzadagi uylarning 70%ining buzilganligi yoki yiqilganligi, yiqilgan uylar ichida Bizantiya davridan qolgan uy va binolar, tarixiy jamolar, tarixiy cherkovlar, zavodlar va binolarning borligi, tok va suv inshoat aslahalari asliga keltirgili bo'lmagidek darajada vayron bo'lgan bo'lib, G'azza 2-chi dunyo urushidagi Germaniyaning Dresden kentiga o'xshatilib, tarixda bombardimon bilan vayron qilingan mashhur shaharlar qatoridan o'rin olganligi bildirilgan. Xabarda yana mutaxassislar Isroilning hujumi natijasida terilg'u yerlarning 20%ining buzilganligini bildirgan. Dünya Bankası e'lon qilgan dokumentda ko'rsatilishicha, Isroilning hujumi sababli doktorxonalarning 77%, bog'chalar, sud mahkamalari va kutubxonalarga o'xshash xalq muassasa binolari hamda o'rinlarning 72%, telegraf aslahalarining 68%, shimoldagi sanoat markazining hammasi vayron qilingan bo'lib, G'azzani qayta qurib chiqish uchun 10-chi yil vaqt ketishi mumkin ekan. 7 oktyabrdan buyon Isroiliya armiyasi G'azzaga vahshiylarcha hujum qilib, hozir g'acha oz deganda 21978 Falastin xalqini o'ldirgan, 57697 odam yaralangan. Bularning ko'pincisi kichik bolalar va ayollar bo'lib, G'azzaning ul aslahalari keng ko'lamda vayron qilingan. Shundoqli xarobilik ostida yana necha o'n minglagan kishining jasadi borligi bildirilmoqda. Xaqan Fidan haqiqatni qo'llashdan hargiz chekinmaymiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Xaqan Fidan doğruni ve hakikatini kollaştığın herkes çekinmeydi galakını bildirdi. Xaqan Fidan ikisi hesabıda hembeherligen yeni yıllık uçuruda Cumhuriyetinin 100. yılını ve Taşkı İşler Ministerliğinin ulu selin galakının 500. yılını uzat galakını eskerdi. Xaqan Fidan xalqara tüzüm eniqsizliqqa tolgan ve dünya miqyasida muqimsizlik yüz berayotgan bu davrda prezidentimizning rahbarligida elib berayotgan Türkiye merkezlik müstakil tashqi siyaset devletimizning xalqaraning kun tartibini belgilaydigan xalqlıq coğrafiyalarda ta'sir yaratgan muhim bir aktyorga aylandirdi dedi. Hamda 2024 yılda axloqiy qimmat qarashlarga mahkam bog'langan real ve unumlik tashqi siyasatning davomlashadiganligini bildirdi. Xaqan Fidan xalqimizdan olgan kuch bilan yer sharidagi adolatsizlik va xatoliklarga qarshi ovozimizni yangratishdan voz kechmaymiz. To'g'rini va haq haqiqatni qo'llashdan chekinmaymiz. Turkiya asri nishoniga asosan yo'l qo'ygan mustaqil va milliy tashqi siyosatimizning chuqurligini shundaqlik ko'limini texmo oshirmaymiz dedi. İran kesek oltin davlatlari guruhiga rasmiy a'zo bo'ldi. İran'nın Brezilya, Rusya, Hindistan, Xitay ve Cənubi Afrika'nı öz içi alğan kesek altın devletlerine azalıqı tünügün resmi başlandı.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, İran Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı Nasir Kanani paytaxt Tehran'da ötküzülgen muhbirlerini kütüveliş yığınıda İran'nın ilgiri imzalanan kilişim boyuca kesek altın devletlerinin azalıqı kubul kılınğalıqını ve resmi azalıqının 2024 yılı 1. yanvardan itibaren başlanğalıqını bildirdi. Kenani kesek altın devletlerinin yeni azalarının katnışçı bilen halkara tanımada yeni bir ehmiyetki ilgi bolğalıqını ilgiri sürüp İran'ın köp tereplemelikke ve buramki işçideki fırsatlarge ehmiyet beridiğalıqını eğitdi. Japonya'daki yerdevreşte kaza kılgallar 30'ı yetti. Japonya'nın gharbideki Ishikawa vilayeti ve bu rayondaki Noto yarım aralının deniz kırgıkıda yüzbergen tünügünki yerdevreşte hayatıdan ayrılganlar 30'ı yetti. Japonya Meteorologiya İdarisi bayanat ilan kılıp, tünügün Noto yarım aralı ve gharbideki Ishikawa deniz kırgıkıda küçü 5 baldın 7 balgıca birkaç kıtım yerdevregenlikini ilgiri ilan kılıngan deniz taşkını agahlandırışının Ishikawa deniz kırgıkını özdeçik algan barlıq çaylarda bekar kılınganlıkını uxturdu. İgilinişçe yerdevreşten kiyin yukarı süratlik taş yollarının bazı cayları yerilip ketken, Noto yarım aralının Vajima şehirde yüzbergen ot apti yakın atraptiki 200'ge yakın binağı ziyan yetküzgen. Japonya Devlet Televizyesi NHK Vajima'daki 7 kıvatlik bir binanın yan ketken körünüşlerini tarqatkan. Ishikawa valisi yerdevreşte 30 kişinin hayatının ayrılganlıkını ilan kılgan. Apet rayonlarından 50 mingga yakın kişinin tarqaqlaştırılganlıkı ve okşamağan caylarda 14 kişinin harabelik astıda kutulduruşunu kütüp durvatkanlıkı inihlangan. Başvazir Fumio Kishida merkezi hükümetinin paraxotlar bilen rayonga yardım materiallarını yetküzüşke tayarlıq kılvatkanlıkını bildirip, vaqtının ötüşüge ergeşip apetinin təsiri texamo gavdilenmekte. Hayat kutquzuş vaqtqı karşı bir musabıqa digen. Bu jarayonda Japonya Coğrafya Uçur Merkezi bayanat ilan kılıp, yerdevreşini analiz kılış arqalıq deniz kırgıqıdaki Vajima qoruqlıqının 1.3 metr gharibki yürüşüp ketkerlikinin inihlanğalıqını otturgu koygan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.